Arabamızı diğer elektrikli araçlardan ayıran en önemli iki özellik, ne kadar alelade görünmese de rüzgar türbini ve güneş paneli. İki enerji üretme şekliyle beraber araba daha fazla menzil alabiliyor. Şimdi arkadaşlar şimdi değerlendirecek. Biz şu an bu araca koyduğumuz güneş ve rüzgar enerjisinden enerji üretebilmek için koyduğumuz bütün bu gerekli malzemeler temsilidir. Yani güneş paneli ve rüzgar türbini. Bunları ilerleyen zamanlarda daha kullanışlı bir hale getireceğiz. Şu an bu araç yapacağımız proje için bir prototipidir. Buradaki temel prensibimiz bağlamış olduğumuz güneş paneli sayesinde aracın bataryasını şarj edebilmek ve aynı zamanda bağlamış olduğumuz rüzgar enerjisiyle de aracın bataryasını gene şarj edebilmek. Bu sayede elektrik tüketimini minimuma indirip menzil kavramını maksimuma çıkartabiliyoruz. Dolayısıyla araç kullanımı da bu yüzden de artmış oluyor. Verimli bir enerji üretebilmek için tabii ki de hava şartları ve iklim önemli unsurlar. Rüzgar enerjisinden biraz bahsedecek olursak, aracın hızıyla doğru orantılı bir şekilde artıp verimi de doğru orantılı bir şekilde artacaktır. Güneş enerjisinden bahsedecek olursak, gece vakti ve gündüz vaktine kıyasla tabii ki de gündüz vakti daha verimli bir enerji üretimi sağlayacaktır. Dolayısıyla her iki enerji üretim sisteminde de hiçbir verim kaybı yaşamamış oluyoruz.